bu tefsir dersimizde işari tefsire bir örnek vereceğiz. İşari tefsir bir kelamın doğrudan değil, işaret olarak ince anlamlar taşımasıdır. Başka bir ifadeyle müfessirin içine doğan ilham ve işaretlerle ayetleri manalandırmasıdır. Şimdi buna bir örnek verelim. Bakara suresinin 260. ayetinde şöyle buyurulmuş: Estaizu billah ve izgale İbrahim. Bir vakit İbrahim aleyhisselam dedi ki, Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Rabbim bana göster, ölüleri nasıl diriltirsin? Gale evelem tu'min. Allah dedi ki, yoksa iman etmedin mi? Gale bela. Hazreti İbrahim dedi ki, evet iman ettim. Velakin liyetme inna kalbi. Lakin kalbimin mutmain olması için istiyorum. Gale fehuz arba'aten minet tayr. Allah dedi ki, 4 kuş al. Fesurhunne ileyk. Onları parça parça edip hamur yap. Sümmec'al ala kulli cebelin minhunne cüz'a. Sonra onlardan her bir parçayı bir dağın üzerine koy. Sümmet uhunne. Sonra onları çağır. Ye'tineke sa'ya. Sana koşarak gelecekler. Hazreti İbrahim bunu yapar ve kuşları çağırır. Kuşlardan her birinin kemikleri, etleri ve tüyleri bir yerde toplanır. Sonra başsız olarak Hazreti İbrahim'e doğru giderler. Hayvanların başları İbrahim aleyhisselamın ayakları altındadır. İbrahim aleyhisselam ayaklarını kaldırınca her baş kendi vücudunu bulur ve kuşlar eski haline döner. Bu kıssada zikredilen 4 kuş, İbn-i Münzir'in rivayetine göre güvercin, karga, horoz ve tavus kuşudur. Kadı Beyzavi Hazretleri şöyle bir işari tefsir yapar ve der ki, bu 4 kuş nefsin 4 sıfatına işaret eder. Güvercin yüksekten uçma sevdasına, karga uzun emel ve kuruntuya, horoz öfke ve sertliğe, tavus kuşu da güzelleşmek sevdasına işaret eder. Dolayısıyla bu ayet manayı işaretiyle şöyle der: Ey insan, nefsinde güvercinin sıfatı olan yüksekten uçma sevdasını öldürebilirsen, karganın sıfatı olan uzun emel ve kuruntudan vazgeçebilirsen, horozun sıfatı olan öfke ve sertliği bırakabilirsen ve tavus kuşunun sıfatı olan güzelleşmek sevdasından kurtulabilirsen, o nefsi Allah'a itaate çağırdığında Hazreti İbrahim'e kuşların koşması gibi nefsin de sana koşarak itaat eder. İşte Kadı Beyzavi'nin bu izahı işari tefsire bir örnektir. Allah'a emanet olun.